Endonezya 17 bin adadan oluşan çok büyük bir coğrafyaya yayılmış büyük bir ülke. Özellikle deniz alanları içerisinde adalar arası ulaşım, anakaraya yaklaşımda deniz araçları çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle de en büyük savunma konusundaki adımlarını da denizcilik konusunda atıyor ve farklı farklı ihaleler var. Türk şirketleri de denizcilik konusunda Endonezya'da oldukça aktif diyebiliriz. Bunların başında da açılan hızlı 54 metrelik bot ihalesi geliyor. Yonca Onuk bu teklifi sunduğu teklifle beraber Endonezya'dan gerçekten umutlu. Şimdi bu 54 metrelik bot ihalesiyle ilgili detayları birlikte izliyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki önemli savunma anlaşmaları, pazarlama faaliyetleri var. Onlardan bir tanesi de tabii ki deniz sistemleri üzerine. Yonca Onuk Tersanesi de burada da çok önemli bir ihaleyi takip ediyor. Şimdi o ihale nedir? Ne yapıyorsunuz? Endonezya pazarı sizler için de çok önemli. Biraz detay alabilir miyiz? Tabii Tolga Bey, tekrardan hoş geldiniz. Indo Defense Fuarı'na sizleri standımızda ağırlamak bizim için gerçekten büyük mutluluk. Bizim Endonezya özelinde takip ettiğimiz Endonezya Deniz Kuvvetleri'nin bu alanda bir ihtiyacını karşılayacak 54 metrelik hücum bot, güdümlü mermili hücum bot projesi. Bu proje üzerinde yaklaşık 2 senedir çalışıyoruz. Aslında tasarımsal olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılayacak bir projeydi bu. İlk başlarda tersane olarak yola çıktığımızda. Günün sonunda bunun bir export versiyonunu da Endonezya Deniz Kuvvetleri için geliştirdik. Endonezya Deniz Kuvvetleri'nin açık denizlerde ve kıyı sularında güdümlü mermili hücum botları kullanma konseptine yönelik olarak tasarladığımız 54 metrelik bir platformumuzu onlara önerdik. Bu platform özellikle baş tarafta 76 mm bir su üstü topunu artı olarak gene Roketsan'ın satırtan satığa atılan atmaca güdümlü mermisini kullanacak. Ve yine komuta kontrol sistemi olarak Havelsan'ın geliştirilmiş olduğu Advent komuta kontrol sisteminde hücum botun konfigürasyonuna dahil ederek aslında bütün savunma sanayimizin diğer önemli firmalarının da projenin konfigürasyonuna dahil ederek bu anlamda yola çıktık. Ve hali hazırda 2 senedir Endonezya Deniz Kuvvetleri ile birlikte bu görüşmelerimiz devam ediyor. Indo Defense Fuarı da bu anlamda projenin nihayete erdirilmesi ve Endonezya Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının güncellenerek konfigürasyona dahil edilmesi anlamında önemli bir mihenk taşı olacak. Şimdi tabii 54 metre çok ciddi bir uzunluk sizin sistemlerinizi. Bir de çok ciddi bir sürat yaklaşımı var Endonezyalıların talep ettiği. Bunlarla ilgili hangi çözümleri sunuyorsunuz? Biraz da işin teknik tarafına bakalım. Evet, aslında gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi 54 metrelik bir platform. Süratte biliyorsunuz hücum botlarda önemli bir faktör. Bu anlamda biz Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne bu platformla yaklaşık 47 nadın üzerinde bir sürati öngörüyoruz. Bu konfigürasyonda. Aslında tabii ihtiyaca bağlı olarak bu süreti tasarım aşamasından itibaren farklı sevk sistemi konfigürasyonunu kullanarak bu platform üzerinde 54 metrelik bir kompozit tekne üzerinde yaklaşık 60 natlık bir süreti de çözüm olarak önerebilecek durumdayız. Bütün bu çalışmaları, mühendislik çalışmalarını tasarımsal aşamada tank testleri yapılarak hepsini gerçekledik, gördük. O açıdan farklı sevk sistemi konfigürasyonlarında farklı sürat kademelerini son kullanıcıya sunabilecek durumdayız. Sizin burada motor ve sistem olarak gaz türbinleri var. Başka neleri öneriyorsunuz bu konsept üzerine? Aslında hali hazırda Endonezya Deniz Kuvvetleri ile yaklaşık yapmış olduğumuz 2 senelik görüşmeler kapsamında şu anda sujeti ve dizel ana makine konfigürasyonu üzerinde yola çıkıyoruz. Ancak tabii ülkelerin bulundukları coğrafi koşullar, deniz şartları durumuna göre yani sujeti ve gaz türbini konfigürasyonu da dediğim gibi bir alternatif çözüm olarak her zaman sunabilecek durumdayız. Ben tasarımına baktığım zaman radar kesit alanını da oldukça düşürmüşsünüz. Bunlarla ilgili birkaç cümle alabilirsek sizden. Aslında evet, doğru. Radar kesit alanı da gerçekten muharebe sahasında önemli bir faktör. Çünkü görünmeden yaklaşıp, görünmeden vurup hasar verebilmek önemli deniz harbinde. Dolayısıyla biz tasarımsal olarak özellikle bu platformda radar kesit alanını düşürecek şekilde bir yapıyı öngördük. Aslında bütün bizim konseptlerimizde, Meretepe konseptinde yapısal olarak, tasarımsal olarak bu radar kesit alanını düşürücü bir dizaynı her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Ben son olarak sizin ihracat çalışmalarınızı sormak istiyorum. Malezya'da çok kuvvetlisiniz, yerel ortağınız var, ortak üretim gerçekleştiriyorsunuz. Şöyle bir dünyanın aşağı kısmına, savunma sanayimizin güçlü olduğu noktalara baktığımız zaman Yonca Onuk olarak neleri hedefliyorsunuz? Evet, aslında bugün burada olmamız Endonezya özelinde bir önem verdiğimizi vurguluyor. Aslında Endonezya bizim için son 2 senedir, 2-2,5 senedir çok önemli bir yeni bir pazar.
Bunun yanı sıra takip ettiğimiz özellikle Katar'da projelerimiz var. Dimdex Fuarı'nda imzaladığımız bir takım anlaşmalar var. Onları nihayetlendirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile son dönemde ikili ilişkilerin çok iyi noktalara gelmesi, bizim de daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde gene sizin de ifade ettiğimiz Malezya'da olduğu gibi ortak üretimimiz oldu. Orada yaklaşık 34 tane botumuz var. Şimdi onlarla da tekrar görüşmeye başladık. Belli bir takım platform ihtiyaçları özelinde, insansız deniz sistemleri özelinde de. Birleşik Arap Emirlikleri gene ilgi alanımızda ve Afrika bölgesine baktığımızda da Nijerya ilgi odamız. Orayla da görüşmelerimiz devam ediyor. Hem bir 34 metre hücum bot ve daha düşük platformlara yönelik olarak bunlar bizim şu anda aktif olarak takip ettiğimiz pazarlar. İhracat olarak da oldukça yoğunsunuz. Sizlere başarılar diliyoruz. Umarız bu ihale sizde kalır ve bunun da törenini, haberlerini yapmak kısmet olur diyelim. Çok teşekkür ederiz. İnşallah birlikte onu da beraber yapıyor oluruz yakın zamanda. Çok teşekkürler. Sağ olun.